Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yanımda Ferit abim var, namı değer Karacadağ canavarı. Merhaba, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin abi, sen hoş geldin. Oğlum merhaba efendim, hoş geldiniz. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlar, Ferit abi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşıyor. Yani Siverek'lidir, Şanlıurfalıdır. Ferit abi TikTok'la gündeme geldi ve sayfasına içerikler üretmeye devam ediyor. Özellikle Siverek şalvarı, oraya geleceğiz. Bu videoyla patladı ve Toros videolarıyla, bir Toros'u vardı, onunla video çekti. O Toros videolarıyla patladı. Bir de dış ses videoları var. Yani seslendirme videoları var belgesel tadında. Onlar da TikTok sayfalarında paylaşılıyor. Sosyal medya hesaplarında başka hesaplar da paylaşıyor. Ferit abiyle kısa bir söyleşi yapacağız. Ferit abi, ne zaman başladın abi bu işe? Öyle girelim yavaş yavaş. Öncelikle merhaba. Bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkürler ben efendim. Ben teşekkür ederim. Herkese abi. Merhaba. Buraya geldiğin için. Yaklaşık 2 yıl önce başladım. Daha önce ben İstanbul'da böyle figüranlık falan yapıyordum. Ya geldim memlekete, baktım herkes böyle TikTok çekiyor. Kısa kısa videolar çekiyor, dedim Allah Allah. Herkes fenomen de oldu. Ya dedim ben bunu kralını yaparım. Ben İstanbul'da çok çalıştım. Böyle set ortamını falan da biliyorum. Bir tane yaptım, patladı. Bir daha yaptım, patladı. 2 yıldır devam ediyorum. Ya 2 yıldır bu işin içerisindesin. Aynen, yıldır. Peki aslında ben yanlış yerden girdim abi. Şöyle, öncelikle seni tanıyabilir miyiz demem gerekiyordu. İnsanlar seni Karacadağ canavarı ile tanıyor. Evet. Karacadağ canavarı ismiyle. Abi isim ne, soy isim ne, yaş kaç, nerelisin, nerede doğdun, bunlardan biraz bahset. Ondan sonra soru cevap devam edelim. Evet, Şanlıurfa Siverek doğumluyum. Karacadağ bölgesinden doğdum. Zaten adım da oradan geliyor, Karacadağ'da. Karacadağ Hırbey Garsa köyünden doğdum. 7-8 yaşının başınız var olsun. 7-8 yaşına kadar da Karacadağ'da doğdum, büyüdüm. Ondan sonra Siverek'e yerleştim tabii. Yaş 40, ortalama bir yaş diyeyim dedim. Ne eksik ne fazla. Maksat şey olmasın. Yani öyle yani, Siverek'te uzun yıllar kaldım. Yaklaşık 2 yıldır da şimdi Urfa'dayım. Ya Urfa'da ikamet ediyorsun. Aynen, artık şu an Urfa'dayım. Evet, buyurun. Peki TikTok videoları, bu özellikle Siverek şalvarı olayıyla patladın. Oradan devam edelim. Evet. Siverek şalvarı işte nalbata geniştir diyor. Çay koyuyor. O kadar da değil. Evet. O falan tarzı bir şey vardı video. Evet. Büyük ihtimalle de arkadaşlar şu anda görüyorsunuzdur sessiz bir şekilde. Evet. Sesli izlemek için de Ferit abinin TikTok kanalına gidebilirsiniz, Karacadağ canavarı. Evet. Abi o video ile mi patladın yoksa o pekiştirdi mi? İlk patladığın video hangisiydi? İlk patladığım video o değildi tabii ki. İlk patladığım mesela Corpacino'nun kısa bir skeçi vardı. Benle pideci havunu yapmıştık. Merhabana merhaba kardeş falan. Evet. Böyle bir video vardı. Öyle patladı. Ondan sonra zaten devam ettik. Sonra zaten benim günlük hayatta giydiğim bir şalvar vardı. La dedim. Allah Allah, düşündüm ya, bu şalvarın bir reklamını yapalım. Ama Siverek şalvarı olsun. Çünkü Siverek şalvarı dünyada örneği yok. Yani. Tam Diyarbakır'da da var, Adıyaman'da da var, Urfa'da da var ama Siverek şalvarı gibi değil. Navralı geniştir, rahattır yani. Böyle bir atma, rahattır. Dedim ben nesi böyle bir reklam yapayım. Yani hemen bir yeğenimi çağırdım. La dedim gel çarşıya gidiyoruz. Gittik böyle Şeytan Küçesi, esnaflarla birkaç video çektim. Ondan sonra terziye gittim. Terzinin de böyle dükkanını çektim. Dedim abi video çekebilirim. Çek dedi. Öyle bir şalvar videosu yaptım. Ondan sonra üstüne de bir seslendirme yaptım. Uçtu o video. Dünyanın, o video patladı. Aynen. Zaten ben seni onunla tanıdım abi. Aynen. Dünyanın en rahat şalvarı nerede üretiliyor dersiniz dedim. Ondan tabii ki Siverek'te dedim. Öyle devam etti video. Patladı yani. Yani şöyle bir şey var abi. Bir yerde sen Siverek'in reklamını yaptın. Daha ondan sonra da böyle Siverek'e özgü mesela peynir reklamını falan evet. gördük. Yani evet. aslında reklam değil. Sen video çekiyorsun ama o viralleşip Siverek'in reklamı aynen. oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Memleketini tanıtma konusunda en iyiler arasındasın abi. Benim gözümde öyledir. Ondan sonra abi Toros'ta başladı. Ya Toros'a girmeden önce şöyle bir şey sorayım. Yani Siverek şalvar giyiyorum dedin. Toros'a biniyordun. Senin Toros'un vardı ben biliyorum. Onu sattın bence. Yok, tekrar aldım. Aynı arabayı mı aldın? Aynı, tekrar Toros aldım. Aynı aracı. Aynen. Allah Allah. Mecbur, Toros'uz olmuyor. Yok yani Toros mu aldın yoksa aynı aracı yine mı? Yine Toros aldım, başka bir aracı aldım tabii. Toros ama çünkü başka bir millet artık beni Toros'ta yani. Tanıyor artık. Yani şöyle bir şey abi. Şalvarına video çektin, arabana video çektin. Yani bu senin doğal yaşamını videoya çekmişsin gibi. Aslında yani hep seslendirmelerim olsun, diğer videolarım olsun, Toros videosu olsun, diğer olsun, günlük hayatım yani. Benim zaten hayatımda olan şeyleri ben paylaşıyorum. Bazı seslendirme videolarım da öyledir mesela. Başıma gelen şeyleri aktarıyorum seyirciye. Aslında başıma gelmiş, bir de komikleştiriyorum biraz. Yani üstüne değişik bir şeyler de atıyorum, katıyorum. Güzel bir video ortaya çıkıyor yani. Toros'a biniyorum. Benim Toros'um var. Toros'umla her yere gidebiliyorum. İki defa İstanbul'a gittim. İki defa Kuşadası, İzmir'e gittim. O Toros'la
Buradan Urfa'ya gidemezsin dediler. Siverek'ten ta İstanbul'a kadar gittim birkaç defa. Yani günlük yaşamdaki olan şeylerdi. Yani o video öyle patladı. Bilmiyorum Ya yani. Devam aslında ediyorum. Urfalılar şöyle arkadaşlar, Toros'a binmeyi severler. Sebebi de şudur: dağla taşla tarlayla işleri olduğu için traktör gibi araba her tarafa gidiyor. Ama çok üzüyorlar Toros'u ya. Evet. Toros'a her türlü yük bindiriyorlar. Bu kadar da olmaz ya. Taş taştırıyorlar. Ya inanır mısınız? Geçen adam Toros'un bagajında harç yapıyor ya. Ya bu kadar da olmaz abi. Bu kadar mı özlüyorsun Toros'u ya? O tür videoları görünce çok üzülüyorum gerçekten. Toros'a kıymet vermeler lazım yani. Toros çok önemli. Çünkü o hep kahrınızı çekti ama siz de kıymetini bilin. Ya bir yakına suyuna bak yeter. Toros seni zaten yarı yolda bırakmıyor. Valla bizde de vardı bir ara bir Toros abi. Evet. Yani bizimki Station Wagon'du. Station Wagon'un elektriksel sorunlarının tamamını kendim çözüyordum. Evet. Abi Basittir basit zaten. araba. Çok Yani basit çok abi. basite indirgenmiş, aslında seni yormayacak bir araba. Sadece Aynen. bakman Bakman yetiyor abi. lazım. Bir yerde takıldım, arıyorsun elektrikçi ya da tamirci, diyor şöyle şöyle yap, tamam. Bindiriyorsun, yapıyorsun, kablolar bağlıyorsun, devam ediyorsun yani. Yolda Yani bırakmıyor çok şükür. ya zaten şöyle piyasaya baktığın zaman abi, bir Mercedes araçlar o kadar eskiden kalmıştır. Bir de böyle Toros araçlar o kadar eskiden kalmıştır. Evet. Özüne baktığında sağlam araba. Aynen. Yani dağ taş dinlemiyor. Mercedes'i dağ taşa vursan o yaşta Mercedes Yok, kalmaz. hayatta İmkansız yani. aynen. Ama Toroslar kalıyor arkadaşlar. Evet. Abi bu Toros ve Siverek şalvarından çıkalım. TikTok'ta en fazla izlenen videon hangisi? En Yani fazla Toros'ta şeyin haricinde Siverek Toros şalvarı. dışında en çok izlenen videom, yani şu an aklıma gelmiyor yani, şu an çok skeç var. Yakın tarihte attığını diyelim. Seslendirmelerim falan mesela çok gidiyor. En fazla ondan sonra seslendirmelerim var. Mesela canlı yayın adam seslendirme arasında adam fenomen oldum dedi. Bir canlı yayın açtı. Canlı Ha. yayına kimse gelmedi. Zavallı adam. Ha, Öyle o tür şöyle bir bir videom da alet var. aldı falan Aynen. diyordun. Ha, onu Gitti da kendine, hatırladım. bir takipçiye ulaşınca gitti kendine şu aletten aldı, işte tripod aldı. Ama canlı yayın istediği gibi geçmedi. Öyle bir seslendirmem vardı. O da patladı yani. 5 milyon izlendi. Hatta bir daha attım, yine bir 5 milyon daha izlendi. Aynı video. Öyle devam etti yani. Yani milyonluk videolarım var. Var var çok. En son milyonu ne zaman gördün abi? Yani en son bundan 2 gün önce Sivere Şalvarı yine Siverek yaptım şalvarını aynen. attın. Ya yeni video değil mi? Ha, yeni yeni aynen, değişik bir tarzda 3 milyon 300 şu anda izlendi. Ya Hala da çok iyi. izleniyor. Peki abi, TikTok serüveninden sonra daha önce şeyin vardı. Bir sinema geçmişin oldu galiba. Yani Yani yan geçmişim roller olmadı olsa ama da, figüranlık olsa figüranlık da. yaptım yani öyle. Geçtiğimiz günlerde Mardin'e gittin abi. Evet. Ben biliyorum Midyat'a evet. arkadaşlar, görüştüğümüz için. Midyat'ta bir dizi çekimi oldu. Hı. O dizide bildiğim kadarıyla başrola yakın bir rol aldın abi. Evet. Yani belki de başrol, bilmiyorum. Ben Yani hemen Kürtçe hemen aynı. anlamadığım için Kürtçe Üçüncü bir kişiyim dizi. dizide, üçüncü kişiyim ben de. O diziden bize biraz bahset abi. Nasıl, ilk başta nasıl oldu onu bir dinleyelim. İlk başta yapımcılar benimle iletişime geçtiler. Instagram'dan bana ulaştılar, sağ olsunlar. Hemen işte Karacadağ Canavarı bizimle numarasını verdiler, bize ulaştık. Konuştuk. İşte böyle bir projemiz var dedi. Mardin Midyat'a çekeceğiz dedi. Siz de müsaitseniz dedi. Bu projede sizi de istiyoruz dedi. Ben de kabul ettim, baktım güzeldi. Teklifleri hoşuma da gitti. Kabul ettim TRT Kurdi'de. Şu an yaklaşık 13 bölüm çektik. Orada 13 bölüm çektik. Ve bir aydır izin tatildeyiz. Tekrar gideceğiz. Kısmet olursa bir 10 gün sonra Ha, tekrar geçici bir gideceğiz. karakter değil. Geçici Devam. değil, devam Devamlı. edeceğiz. Her sezon alanıyla şu an dizi tutuldu, sevildi. Sürekli devam edeceğiz ve o dizide de benim adım Beko. Güzel de bir rol. Yani tutuldu, şu anda devam edeceğiz Dizinin Allah'ın. ismi ne abi? Dizinin ismi Heavy. Yani Türkçesi Umut. Umut. Umut Yani etmek yani. komedi değil o zaman. Komedi, dram dizisidir ve Dram. çok bir kızın başına gelen çok kötü olaylar oluyor. Onunla ilgili bir dizi yani. Peki abi, seni insanlar komedi olarak biliyor. Oradaki Evet. rolünde bir komedi yok mu? Yani yapımcı zaten bana dedi ki işte böyle böyle, ya ben önce korktum ya, dedim abi insanlar beni komik olarak görmüş. Bu dizi böyle olmaz bana ya. Ben bunu nasıl yaparım ya, bu dram ve beni kötü adam yapıyorsun orada dedim. Ben yapamam ya falan dedi. Ya Ferit yaparsın dedi. Dedi bak senin zaten videoların komik. Bu da böyle olsun dedi. Ben de düşündüm, dedim doğru söylüyor adam. Ama Böyle tecrübe devam et. iyidir abi. Aynen İlk tecrübe. rol de olsa güzeldir Evet abi. güzel yani, şu anda tutuldu. İlk bölümümüz biraz sıkıntılıydı. Yavaş yavaş artık alışmaya başladık. Ya abi şöyle, biz aslında biraz işin amatör boyutundayız. Nasıl TikTok çekiyoruz veya da YouTube videoları çekiyoruz. Evet. Hani biraz önce de çektik. Ortalama yani bir çekimi yarım saatimizi Aynen en almadı. fazla aynen. Set çekimleri nasıl abi? Oo, sabaha kadar sürüyor bazen. Çok zor. Özellikle ezber. Mesela ben Kürtçe daha önce tam Kürdüm. Güzel konuşabilirim.
Ama okuma sıkıntı. Şimdiye kadar hiç Kürtçe okumadım ki. Senaryo geliyor önümüzde. Allah'tan da Türkçesi var. O Kürtçeyi bir de ezberlemen lazım. Bazen saatlerce ezberlemeye çalışıyorsun. Bir de rolün çoktur. Yani sabaha kadar zor oluyor. Ondan sonra çekime gidiyorsun. Hadi bakalım tekrar. Hadi bakalım tekrar. Bu olmadı tekrar. Uzak plan, yakın plan. Bir de daha toplu çekiyor falan. Baya zaman alıyor yani ama zahmetli bir iş gerçek. TikTok gibi değil maalesef. Yaptığın işten nasıl diyeyim? Zevk alıyor musun abi? Çok. Sevdiğim iş zaten. İstediğim noktadayım Allah'ın izniyle şu anda. Ve yavaş yavaş yükseliyorum. Daha önce hayalimdi yani bir dizide oynamak ya da ne bileyim bir sinema. Sinema teklifi de aldım bu arada. Daha detayı gelmedi. Yani istediğim noktadayım şu anda çok şükür. Peki abi bize dönelim. Evet. Ya normalde bir fenomensin. Evet. Rıdvan Kevrek videolarını nerede gördün abi ilk başta? İlk başta Rıdvan Gevrek Facebook'ta gördüm. Facebook'ta gördün. Aynen. Peki bu işi yapıyor muydun abi O sen zaman bunu? bu işi yapıyordum zaten. Zevkle de izliyordum ben. Hala da sizi de beğenerek Allah takip razı ediyorum bu olsun. arada. Zaten Hepinizi. birkaç videomuzda da oynadı Ferit abi. Evet. Ben de birkaç şeref verdiniz. Hemen iki kere, iki rolde mi? İki rolda, iki İki videomuzda videoda oynadı galiba oynadım. Evet, arkadaşlar. aynen. Devamı da gelecek Rıdvan Urfa'ya Evet. geldikçe veyahut da biz belki gideriz Ferit Aynen. abiyle Rıdvan da Mersin'e. sağ olsun bizim birkaç videomuzda da oynadı. Sen de. Başlayacağı. Öyle yani Facebook'ta gördüm ve ben ailece biz izliyorduk sizin Allah videolarınızı. Yani razı çok da olsun güzeldi ve yani tekrar tekrar bile izlesek bıkmayacak şekilde güzel projeleriniz var. abi. Ya abi şöyle küfürle mizah yapmak kolay. Aynen. Aslında yani hani küfürle kolay diyerek belki çok küçük görüyor gibi düşünebilirsiniz. Öyle değil arkadaşlar. Küfürsüz mizaha göre kolay. Şu Evet. anda bizim yaptığımız videolarda o. Kesinlikle senin videolarda küfür görmedim Yok ben çok abi. şükür öyle. Bizde de küfür yok. Biraz önce dediğine istinaden söylüyorum bunu. İnsanlar mesela bize yazıyor diyor ki ailemin yanında rahat bir şekilde izliyorum. Aynen öyle Eşimle olmasın. açıp izliyorum. Anneme babama videonuzu izletiyorum. İnsanların sorunlarına değiniyoruz. İnsanların hoşuna gidecek küfürsüz videolar yapıyoruz arkadaşlar. Bir nebze de oluyorsa, güldürebiliyorsak ne mutlu bize. TikTok'ta da abi güldüğüm yani izlerken güldüğüm sayılı insanlardan bir tanesisin. Teşekkür ederim. Videoma konuk olduğun için teşekkür ederim abi. Rica Fazla ederim. uzatıp seni de sıkmak Olur mu? istemiyorum. Baş İzleyicileri de tacısınız. sıkmayalım. Teşekkür ediyorum abi tekrardan. Allah Eyvallah. razı olsun. Eyvallah. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Karacadağ sayfası Facebook sayfasını da etiketlerim. YouTube sayfasını da YouTube'da aşağıya açıklamalara bırakırım arkadaşlar. Son baloncuğu da koyarız. Oraya da abone olun. Ferit abinin skeçleri orada oluyor arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.